Sevgili seyirciler, Azerbaycan'ın kuzeyine, Kuba şehrine gidiyoruz şimdi. Orada ata sporlarını öğrenen, örf, adet ve ananelerini yaşatan bir gençlik birliği var. TRT Azerbaycan muhabiri Fatih Avanos, Çölcüler Birliği Obası'na sizler için konuk oldu. Şimdi o dosyayı getirelim ekranlarınıza. ...2015 yılında kuruldular. Türk örf ve geleneklerini gençlere aktarmak için yola çıktılar. Çölcüler. Bakü'nün 250 kilometre kuzeyinde Kuba şehrine bağlı İspik ormanlarının içerisindeyiz. Burada Çölcü Obası var ve bu obada Azerbaycanlı gençler ata sporlarını öğreniyor. Doğayla baş başa etkinlikler düzenleniyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp doğaya çekmeyi hedefliyorlar. Kendi folklorumuzu, kendi eski töremizi araştırıyoruz, inceliyoruz, buluyoruz. Oradaki güzel buluşlarımızı bugünkü çağdaş bir dilde, modern bir dilde, popüler bir dilde kendi gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz. İş, sanat, bilim ve siyaset dünyasından kariyer sahibi insanlarla bir araya geliyorlar. Bu kişilerle gençler arasında obada kültürel alışveriş ve iletişim köprüsü kuruyorlar. Sadece gençleri değil, aynı zamanda Azerbaycan entelektüel insanlarını, milletvekillerini, buradaki elçileri buraya getiriyoruz obamıza. Burada bir çölde yaşam öğütleri programı yapıyoruz ve orada çölcülerin düşünceleriyle onların düşüncelerini bir alışverişini sağlıyoruz. Okçuluk tanıtıyoruz, geleneksel okçuluğu bütün gelen misafirlerimize tanıtıyoruz. Obada geleneksel okçuluk Türklerin kullanma amaçları ve felsefesiyle birlikte gençlere aktarılıyor. Ancak obadaki etkinlikler sadece okçulukla sınırlı kalmıyor. Çölcü Obası'nda sadece okçuluk dersleri yok. Oba kurma, çadır yapma ve ateş yakma dersleri de öğrencilere veriliyor. Beton blokların elektronik cihazların içinde hayatını sürdüren insanoğlu, artan uyku sorunları, mutsuzluk ve ruhsal rahatsızlıklarla boğuşuyor. Çölcüler ise insanları doğaya, ait olduğu yere davet ediyor. İnsanları biraz tembelleştiren de konfor ve lüks. Bundan biraz kenara çıktıklarında depresyona giriyormuş. Giriyorsun mesela ıslak bu şu an geliyorsun, odun bulamıyorsun ateş yakacak. Depresyon mu kalır? Yani orada senin dert ettiğin problemler bayağı basit geliyor sana ve geri döndüğünde bir deşarj oluyorsun. Biraz konfordan uzaklaştıkça diyorsun ya ben gece nerede uyuyacağım, nasıl uyuyacağım diye dertlere geçiyorsun. Sonra mesela 3 gün doğada olduğunda duş alamıyorsun. Eve geldiğinde duşa şükrediyorsun. Diyorsun ki ne güzel ya böyle sıcak sıcak falan. Biz çocukları, gençleri doğaya çağırıyoruz ki gelin bir lüks, konfor iyi de bunun bir konforsuzluğunu da görün. Elinizde olanların bir değerini bilin. Dil her millet için olmazsa olmaz bir unsur. Ancak dil sadece iletişim kurmayı değil, aynı zamanda iletişim sonucu doğan kültür unsurlarının nesilden nesile aktarılmasını da sağlayan temel faktör. Çölcü Obası'nda gençlerin yabancı kökenli kelimeler yerine öz Türkçe kelimeler kullanmasını teşvik etmek için ve aynı zamanda tekerleme, deyimler ve atasözlerini de unutmaması için çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Ağ balgabak, boz balgabak, boz balgabak, ağ balgabak. Ağ balgabak, boz balgabak, boz balgabak, ağ balgabak. Biraz süratli. Ağ balgabak, boz balgabak, boz balgabak, ağ balgabak. Türk dili çok önemli. Bir kere ortak Türk dilinin oluşması çok önemli. Çünkü çok büyük bir coğrafyada Türkler yaşıyor. Ve bizim aramızdaki bu kültürel alışverişin ve bu paylaşımın çoğalması gerekiyor. Biz ortak Türk lehçelerinden ortak bir dil oluşturursak bu bizim için çok büyük bir avantaj olabilir kültürel alışveriş zamanı. Yani bu da çölcüde çok önemli bizim çölcü töresinde çok istediğimiz, vurguladığımız şeydir. Çölcü Birliği'nin çalışmaları Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da dikkatini çekmiş. Çölcüler, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nca Antalya'da düzenlenen geleneksel sporların ihyası forumuna davet edilmiş.
bizim faaliyetlerimizi internetten izlemişler ve çok beğenmişler. İşte bizi de o foruma davet ettiler. Biz de gittik, katıldık. 56 ülkeden, farklı farklı ülkelerden insanlar geldi. Herkes kendi milli kimliğini anlatmaya çalışır. Etnosporlar her bir halkın, her bir milletin, her bir ulusun milli kimliğini taşır. O sizin törenizin bir parçasıdır. Ben orada çok güzel insanlarla tanıştım. Etnik kimliğini yaşatabilecek etnosporun gerçekten çok büyük bir, insanların kendisini bulmasına çok büyük yardımcı olan bir faaliyet yürütüyorlar. Çölcü Birliği üyeleri şehir hayatının zamandan çabuk götürdüğünü belirterek insanın tabiata ait olduğuna inanıyor. İnsan tam olarak tabiatta durulur. Hərbdə öyrəndiklərimi də burada bizə kluba qatılan öyrəncilərə də öyrədirik. Çöldə diri başlığı öyrədirik. Çöldə yaralılara ilkin tibbi yardım göstərməyi öyrədirik. Çöldə, meşədə, təbiətdə təbii otlardan, bitkilərdən faydalanmaq, onları tanımaq öyrədirik. Təbiətdə ov etmək, təbiətdə ov edib yeməyi bişirmək, bu şeyləri öyrədirik, özümüz də öyrənirik və bununla bir daha deyirəm ki, öz canımızda durulur. Gənclər də Çölcü Obasının bir üyəsi olmaqdan olduqca memnun və yaşamlarındakı dəyişimin farkında. Çöl insana başqa bir enerji verir. Yəni, burada təbii ki, iş həyatıma müsbət təsir elədi. Sağlığım iyi oldu, sağlıq sorunlarım heç olmadı. Hər zaman şəniz, pozitivik. Yəni, çölçü üyələri hər kəs pozitiv. Yəni, heç dalğınlığımız, bir ruh düşkünlüyümüz olmaz. Əgər bir sorunlarımız olarsa, bu sorundan nasıl atlatmağın çözümü yollarını göstərir çölçü klubu bizə. Bunların bana bir çox faydası oldu. Məsələn, bir gecə gəlib də burada ormanda gezələdik. Bu da bana bir çox təcrübəyi yaşatdı. Məsələn, ateş yakmayı öyrətdi bana. Gecə kamp kurmayı, işte yemək pişirməyi, doğada yaşamayı öyrətdi. Tabii bunlar yaşam için ulu babalarımızın, böyle söyleyelim, en temel kurallarıydı. Biz de bunları bu yeni bir çağda öğrenmiş bulunduk. Bu da tabii ki bizi ister zihinsel olsun, ister fiziksel olsun gelişmemize neden oldu. İleriye dönük en büyük hedefleri Azerbaycan'da etno festivaller düzenlemek. Onlar dayatılmak istenen küresel kültüre karşı kendi örflerini, törelerini yaşatmayı ve yaygınlaştırmayı amaç edinen gençler. Onlar çölcüler. TRT Bakü temsilciliğine muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'a bu özel dosya için çok teşekkürler.